bir koridora gelip hani o koridordaki baskını, umudu bitirmesiyle ünlü bir şampiyon. Ayrıca değiştirecek onu herhalde. Işınlanma artı ulti yani iki tane globalle oynamanı sağlıyor. Bu da rakibin tek globaline karşı büyük iş yapabilir. Ki şeyini eğer bu oyunda bilmiyorum yapar mı ama bu maçta gün atış belini yaparsa Hecarim'in ayrı ittirme potansiyelini tamamen ortadan kaldırabilir. Evet. Hecarim baskına veya ışınlanmaya gittiğinde ultisine gidip sonradan yarım bıraktığı iş için geri dönebilir. Yani Shen'in ben gelecekte daha fazla meta'ya geri döneceğini düşünüyorum. Çünkü ultisinin bekleme süresi azaldıktan sonra evet. Bu şampiyonu daha çok görebiliriz. Evet. Özellikle gölge fırlayışı da çok önemli. Shen'in özellikleri arasında burada arka tarafa ulaşıp işte Sivir'i yakalayabilir, Ahri'yi yakalayabilir savaşın içerisinde. Ya da bunların hiçbirini yapmasa ve belki Hecarim'in bile üzerine gitmeye deneyebilir. Hecarim'i kendi taşıyıcısına uzak tutmaya çalışabilir. Çeşitli taktikler uygulayacaklar. Ama şunu görmek de güzel Johnny. En sonunu söyleyeyim. Dünden beri yine farklı farklı şampiyonlar, o kadar farklı metalar, o kadar farklı tabii stratejiler canım. Gördük ki. Yani bence EVG zaman zaman hani Avrupa LCS'lerden ya da işte Amerika LCS'lerden çok daha farklı bir tat veriyor şu ana kadar. Videomuz var ya, promo videomuz orada gösteriyor zaten toplamda 7 ayrı bölgeden meta geldi yani. Evet kesinlikle. Ve normal olarak da çok fazla şampiyon, çok fazla taktik görüyoruz. Çünkü hani bazı bölgelerde, diğer bölgelerde hiç umursanmayan belki, hiç üzerine gidilmeyen şampiyonlar tercih ediliyor. Evet. Oynanıyor. Tabii kesiştiğimiz noktalar var. Yani bazı şampiyonlar her yerde güçlü. Bakıyoruz Hecarim boş bırakıldığı zaman çatıp diye alınıyor. O yüzden tabii ki farklı tercihleri belki ilk turda görmeyeceğiz daha fazlasını ama ben yarı finalde veya finalde olabilecek şeyleri çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Zaten şöyle bir şey var. Yarı finaller, yani çeyrek finalden itibaren, hadi çeyrek finalleri neyse de yarı finaller gerçekten final gibi geçecek. Çünkü o kadar kuvvetli takımlar kalacak ki o yarı finallere. Finalin belki sonucunu bile orada sezmeye başlayacağız gibi geliyor bana. Cuma akşamı olacak yarı finallerde. Onu da hatırlatalım arkadaşlar. Bugün grup aşamasının ikinci günü. Yarın çeyrek finaller oynanacak. Ardından da yarı finaller olacak. Cuma günü ve cumartesi günü de finallerle karşınızda olacağız. Şunu da tabii belki bilmeyenler, merak edenler vardır. Bir takım, 7 takım var şu an turnuvada. Bir takım doğrudan elenecek bu grup aşamasının sonucunda. 6 takım çeyrek finallerden başlayacak. 2 takım da birinci ve ikinci de yarı finalden başlayacak doğrudan turnuvaya. Doğru anlatmışımdır umuyorum ki. Böyle şeyler anlatınca sen... Böyle sen şeyler, anlattıysan doğrudur. Böyle şeyler anlatınca hep e-sporculardan sonra abi bak orada söyle değildi falan gibi bir tepki arkadaşlar, bekliyorum. Arkadaşlar şu kadar süre oldu. 3 seneden beri bu arkadaşla anlatıyorum. Bir günde şöyle yanlış bir anlatım görüyorum valla. Hani 3 seneden beri anlattığım için söylemiyorum. Neyse. Maça dönelim. Maç dışında evet. Baktıkça açıkçası ben Detonation yani Japon ekibinin kadrosunu daha fazla beğendim. Yani şu tercihleriyle kağıt üzerinde bana sorarsan daha iyi duruyorlar. Evet. Ama işte arada bir yetenek, bir o çizgi eğri farkı var. O beni korkutuyor. Nihayetinde çünkü Zed'i yani oyunun ilerleyen dönemlerinde oyundan silebilmek için, oyundan düşürebilmek için çok fazla şeye sahipler. Sonuçta hani Sivir'in yapacağı bir tane civa kuşağı üzerine Ahri, ki Lulunuz var en basitinden. Diğer hedefler çok mantıklı hedefler değil. Yani Zed bir yerden sonra ayrı ittirmeye muhtaç olabilir. Burada zaten oyun ilerledikçe Titans ekibinin yapacağı şey 1-3-1. Yani çok rahat yapabilirler çünkü takım savaşına o 3 kişilik ekibi o tehlike bölgesine uzaklaştırabilecek çok fazla yetenekleri var. Hem Shen'in hem Zed'in ayrı ettirdiği pozisyonda buna Detonation ekibi nasıl cevap verecek? Bir ara bu Shen'lere üçlü kuvvet yapma metası vardı hatırlıyor musun? Herhalde evet. 1,5-2 sene belki olmuştur. Çok öyle geçmiştir. Geçince falan. Evet. Yine sence öyle bir şey olur mu? Hani ayrı ittirmesini güçlendirmek adına? Özellikle Hecarim'le hani mesela... Ben yani şu metada madem tank bir şampiyon aldın, bu tank şampiyonun daha da tanklaşıp hani ayrı ittirmek istiyorsan da ona yönelik bir işte gün atışı pelerini. Evet. Sonuçta onunla da ayrı çok rahat ittiriyorsun. Tam yani üçlü kuvvet ayrı ittirmede şöyle bir güzelliği var, şöyle bir avantajı var. Rakip geldiği zaman onunla kafa kafaya mücadele etmeni sağlayabiliyor. Ama esas ayrı ittirme mekaniği yani minyon dalganı hızlı bir şekilde ittirebilmek. Onu da en güzel bence gün atışı pelerini veya statik hançer. Bir dönem hatta Alistar statik hançer yapıyordu çılgın. Evet yani evet üçlü doğru. Kuvvetin üzerine seti kança ondan sonra pıtır pıtır ittiriyordu. Evet. Bu arada takımları da görüyoruz arkadaşlar. Şu anda Detonation Focus Me'yi görüyorsunuz. Japon ekibi. Bu arkadaşlar da Bangkok Titans. Baktığımız zaman onlar da şu anda bekliyorlar. Herhalde bir ufak bir sıkıntı var. Onu çözülmeye çalışılıyor.
takımlarda oyuncularından bir tanesi. Bir de tabii şimdi yabancı o kadar fazla bölgeden, değişik bölgeden takımlar var ki o noktada şöyle bir durum da doğuyor. Takımların bir sorunu olduğu zaman önce bir tane oraya tercüman gidiyor. O tercüme onlardan dinliyor, sonra İngilizce'ye çeviriyor, sonra bizim hakemler bakıyor falan filan. Orada uzun bir süreç işliyor. O yüzden de bu duraklama ekranları birazcık uzayabiliyor zaman zaman. Ama zannediyorum ki kısa bir süre içinde tekrar başlayacak. Bu arada şu biraz önce gördüğümüz Warlock'tu. Detonation Focus Me'nin üst koridor oyuncusu. Bu da orta koridor oyuncusu galiba. Bence yani Titans'ın bekleyen en büyük risk kendisine aşırı güven olabilir. Çünkü ilk iki maçı çok rahat kazandılar ve karşılarında ilk iki maçta çok fazla varlık gösteremeyen bir takım var. Evet. Buna aldanırlarsa hata yaparlar. Çünkü hani yine geçen seneki dünya finallerine gitmek istiyorum. Bir anda Kabum, bir anda Alliance. Alliance maçı kazansa bir sonraki tura geçecek. Cloud Nine geçmiş olacak. Kabum hiçbir iddiası yok. Bir maç kazanmaya oynarken Frogan'ın birazcık kendini beğenmiş hareketleri, orta koridorda Ahri'yi öne geçirmesi ki yine Ahri var bu oyunda dikkat. Var. Yani bir yerden sonra Alliance bakmak... çok güçlüydü yani o. Aynen. O. Najin'i abi yani flawless dedikleri, perfect dedikleri şekilde geçtiler evet, evet. Ki yani adamlar Kore takımı Najin gayetinde. Yani. Ve senin de çok zannırım var. Bu arada puan durumunu tekrardan bakalım. Bir inceleyelim. Johnny, Bangkok Titans şu anda 2-0'lık skorlarla maç eksiğiyle birinci sırada yerlerini alıyorlar. Eğer ki bu maçı kaybederlerse Beşiktaş ve Chiefs'le aynı puanda olacaklar. Beşiktaş ve Chiefs'le 2-1 skorda olduğunda böylece belirtmiş olduk. Harrandom 1-1'lik skorla izliyor onları. Ints yine 1-1'lik skorla izliyor ama Ints'in bugünkü maçlarına çok daha dikkat etmemiz lazım. Ya yani bugün dünden çok farklı bir Brezilya temsilcisi görebiliriz. Çünkü dün gerçekten de yorgunlardı, yol yorgunuylardı ama bugün farklı olacaklarını düşünüyorum. Bu arada maçıma başladık. Kırmızı tarafta Bangkok Titans'ı göreceğiz bu maç boyunca. Mavi tarafta ise Detonation Focus Me takımı olacak. Ya umuyorum inşallah bu maç şu bireysel hataların belirleyeceği bir maç olmaz. Şöyle keyifli maç izleriz çünkü iki takımın da kompozisyonu bence çok güzel. Kafa kafaya gidecek kompozisyonlar söz konusu. Oyunun sonu bence hani kafa kafaya gittiği zaman daha çok burada Detonation Focus tarafına yönelik duruyor. Bunu ama yine işte, yapmışlardı önceki maçlarında da. Derin totem. Derin totem. Ve belki de koridor değişikliğini görme amaçlı oraya bir totem daha koyacak. İlk kule arasına kim koyacak? Sivir mi koyacak? Sivir koyacak galiba. Gidiyor. Evet oraya zihniyeti bıraktı. Rakip koridor değiştirecek mi? Değiştirmeyecek mi diye baktı. Yalnız Shen geri dönüyor. Lloyd da aynısını tek başına gitti. Oraya bir tane totemini koydu. Evet. Yalnız gördüler onu galiba. Pink geldi çünkü oraya aynen, doğru. Aynen işaret geliyor görmüş oraya. Görmüş olabilirler. G4'da orta koridordaki yerini aldı. Bu G4'a da arkadaşlar dikkat edin. Dünkü maçları yine takip etmemiş olan arkadaşlarımız varsa, izleyicilerimiz varsa mutlaka oyunlarına dikkat edin. Dün hem bizim takımımıza karşı hem de diğer takıma karşı oldukça kuvvetli bir... oyun sergilemişti. En kuvvetli şampiyon, en güçlü şampiyon Zed olduğundan bahsediliyordu. Evet. İlk iki maçta Ahri'sini gördük. Bu maçta Ahri'ye karşı oynayacak. Bu da bir avantaj aslında. Yani ilk evet, maçta tabii. Ve ikinci maçta oynadığı şampiyonu çok böyle iyi bildiği bir şampiyon aslında. Karşısında görebilmek bence avantaj yaratabilecek bir durum. Kazu evet. Ve Itopongo alt koridora gidiyor. Böylece minyonların da koridorla ulaşmasıyla birlikte minyon kesme, biçme evresi de oyunun başlamış oldu. Seros ve G4 merak ediyorum bu koridorda neler olacağını. Hemen o keskin bıçaklarla geçen sene, gitmeye çalışıyor. Dünya finalleri sırasında bizim durumdaki HQ'da bir çocuğun adı Westor. Onun bir Z performansları vardı hatırlıyor musun? Hı hı. Yani o taraftan gelen takımların genelde Z'leri tehlikeli oluyor. O yüzden çünkü, bırakmak istemiyorlar. Bak şöyle bir durum var. Adamların klavye kullanma hızları yüksek. Mouse kullanma hızları yüksek. Öyle olunca da böyle hani oyun yapan, hızlı hareket etmeniz gereken, hızlı karar vermeniz gereken şampiyonlar da iyi oyunlar yapabiliyorlar. Zed de herhalde bunların en başında geliyor. Bu arada çok fazla itir dolamosu ve bitkinleştirmeyi de almış oldu elinden. Güzel oynadı Itopongo. Itopongo iyi oynadı. Kazu'nun da hakkını vermek lazım orada. Takım arkadaşına iyi destek oldu. Ve kuleye de şöyle vurmaya başladılar. Aslında orada güzel oyun yapan da Karu. Ve hem orada Pixie tuttu hem de ışıltılı oku Gragas'ın üzerinden Lucian'a isabet ettirdi. Yani Gragas orada Lucian'ın da desteği olmadan muhtemelen düşecekti eğer o bitkinleştiri kullanmasaydı. En azından şu an hala şifaları var. Ya bu duruma yemlenmemesi lazım yalnız. Yani koridorda böyle bir avantaj yakaladıktan sonra güçlü bir nişancıları var ve bunun avantajı kullanmaları gerekiyor şu an.
Evet, bu avantajı bakalım kullanabilecekler mi? Ormancılar hala ormanlarına dönüyorlar. İlk geriye dönen Detonation Focus Mini'nin ormancısı oldu. O eşyalarını almaya başladı. Yukarı koridora şimdi göz gezdiriyoruz. Bonzin ve Warlock ikilisi. Ama iki tane tank şu an ilk seviyelerde çok fazla bir atraksiyona girmiyorlar. Yutapongo burada gerçekten hiç hasar almadı ya neredeyse. 007X bakalım ilk baskını gerçekleştirecek olan ormancı mı olacak acaba? Yetmeyebilir. Hekarim totem koydu oraya. O totemi önce de kaçtı. Yutapongo şimdi hasar alıyor ama bumerangını kullanınca Lloyd çekilmek zorunda kaldı. Ama ne kadar fazla hasar aldığını gördük Yutapongo'nun bir kez daha. Ya gerçekten de bu Lucian oyunun erken safhalarında çok kuvvetli bir şampiyon. Ama o pasifinden dolayı. Sivil de burada az değil. Zulu'nun ya tabii ki az değil ama en büyük avantajları pek karşıda muhatap olmayıp pıtır pıtır koridordaki minyonlar rakibinin üzerine ittirerek o Lucian'ın güç patlamasının önüne geçme ihtimalleri var ki şu ana kadar bunu iyi kullandılar. Belki böyle ufak ufak minyon veriyor olabilir ama rakip de kulenin altında minyonlar hani kuleye gittiği için durum dengeleniyor. Şu an zaten bir dengeli durum söz konusu. Evet. Bu işini yeterince kullanamadılar. Derken oraya Seros'un Lulu. Baskı var. Buz kütlesi de geldi. Nunu'dan sıçramak zorunda kalıyor Seros. Biraz sanki o sıçrama... Şeyden korktu orada. Shuriken'den korktu. Shuriken'den sonra tutuştur ve otomatik saldırı muhtemelen pasifle beraber canını alabilirdi. Bir de yani ikisi de sıçramasını kullanıp üzerine iyice hani inansalar skor bile çıkabilirdi belki. Evet. Bu arada bir duraklatma geldi oyunda. Bakalım kimde yine problem var? Hangi oyuncu bu duraklamayı istedi? Muhtemelen ölecekti ya. Sıçramayı kullanmasaydı hakikaten çok tehlikeli bir pozisyondu. Bırakmazlardı. Dediğin gibi. Yani, tutuşturu var bir de. Yani sıçrayıp orada bir şuriken bir tutuştur. Şuriken ve otomatik saldırı üzerine en olmadı o hasar tamamlayacak. Yani, Nunu sıçrayıp bir tane daha buz kütlesi eğer bekleme süresi dolsa ona atıp yani... Skor alabilirlerdi. Tehlikeliydi. Güvenli oynadı. Bence doğru yaptı. Evet. Hani şey derler ya. Hani üzüleceğine güvenli oynadı. Better safe than sorry. Sorry. Muhabbeti burada. Kendini gösterdi. Evet, aynen. Bu arada Hekarim galiba oyunun başında keskin gagalardan başlamadı değil mi? Minyon sayısına baktım. Dikkat etmedik ama. Minyon sayısına ben şuradan bakıyorum. 21'e 20 geride. Şen'in gerisinde. Ya o zaman muhtemelen başlamamıştı. Başlamadı zaten gibi geliyor. Koridor değişikliği olacak mı olmayacak mı diye... Harita dolaştılar ettiler falan. Nihayet ama doğru. Takım arkadaşına Gromp'ta yardımcı oldu ve koridora gitti direkt. Koridora gitti ondan sonra. Eşyalara bakıyorum tabii daha geriye dönen olmadığı için eşyalar şu anda çok fazla bize fikir veremiyor. Yukarıda Shen'in tabii Doran kalkanıyla başladığını görüyoruz. O da zaten tank bir şampiyon. Standart bir başlangıç yapmış. Senin de söylediğin gibi. Onun dışında yine alt koridorda da aynılar. Herhangi bir eşya alınmamış durumda. Minyon sayılarına bakacak olursak da çok büyük farklılıklar yok. Yukarı koridor 6 milyon kadar gerisinde Shen'in Hekarim. Orta koridorda yine 3 milyonluk bir fark var Zed ve Ahri arasında. Alt koridora baktığımız zaman orada da minyon sayılarının eşit olduğunu görüyoruz. Bir de şöyle bir avantaj var. Ahri geri döndü mü dönmedi mi bilmiyorum şu an. Muhtemelen dönmemiştir ama... Ahri'yi biraz geriye düşürmek demek. Oyunun başında Ahri'nin ufak da olsa Zed'e karşı bir avantaj aralığı var, bir penceresi var. Bu özellikle ilk seviyede. Ahri yeterince dürtebiliyor. Ama Zed'in başlangıcı genelde uzun kılıç artı 3 tane iksir olduğu için bu dönemi kazası belasız geçip devamında bu sefer dürtme avantajı tamamen Zed'e dönüyor. Çünkü o gölgesiyle çok daha uzun mesafeden kesin hasar vermeyi başarabiliyor. Yani bunu nasıl yapıyorsunuz? Rakibiniz her minyon son vuruşu yaparken onun gelebileceği noktaya... yetenek kullanarak ki minyonları yeteneği minyonlara kullanmak bu seviyedeki oyuncuların pek yapmayı sevdiği bir şey değil. Onlar daha çok rakibi dürtmek üzerine. Zaten son vuruşu artık otomatik saldırısı da yapıyor adam. Rakibi dürtmek daha önemli. O yüzden o pencere şu an için Ahri için kapandı. Bu arada Ahri geri dönmüş. Burada Zed ufak da olsa bir tecrübe puanı avantajı yakaladı. Ahri'nin sıçraması yok. 6 seviye olmayı başaracak rakibinden önce ve başardığı gibi eğer Sejuani orada olmazsa kendini adayabilir ve Ahri'yi zor duruma sokabilir. Ki Beachwater Palace'ıyla ekstra da bir hasar söz konusu. Evet, ekstra hasar gelecek dediğin gibi. Yutapongo geriye döndü tekrardan koridoruna. Üzerine doğru gelen minyonlar ittirmeye çalışıyor. Bir tane minyon kaybetti sadece orada kuleye. Onun dışında durumu iyi. 38'e 45 tabii şimdi o Lucian geriye döndüğü zaman Yutapongo da tekrardan bakalım burada bir şeyler olabilir. Fark.
Beşinci seviye. Altıncı seviyede ben esas bekliyorum bir inanış bir taraftan. Gerçi Zed'in hala sıçraması var. Ahri'nin işi çok kolay değil. Önce bir yani mutlaka bir ormancı baskınına, başarılı bir ormancı baskınına ihtiyacı var. Bir de bir kez daha o bıçakları yiyince canı da azaldı tekrar. Önce 6 olmayı başaracak Zed. Son bir minyon. O minyon aldı. Ortada kalır mı ya? Evet. Şimdi geldi ulti, işte kule altına doğru giriyor. Oo, çok güzel kullandı. Orada hayatına öpücük geldi. Çok güzel kullandı Zed ama. Zed düşecek mi? Hayır, yetmedi. Yetmedi işte. İşte o ufacık baskın farkı var ya, o ufacık evet. Minyon farkı sayesinde aslında dolaylı yoldan ilk kanı aldıran ormancı oldu burada. Evet. Yani doğru. Kim 007 çok güzel bir iş yaptı. Evet. Nunu'yla efektif baskın yapamazsınız. Çok fazla bir skor avantajınız, tehdidin olmaz. Ama rakibi geri gönderirsiniz. Zed gibi bir şampiyon varsa bu skoru alır, kar topuna bağlar. Bütün koridorlar şu an sıkıntıda. Evet, herkes şimdi iki kat dikkatli oynamak zorunda. İki tane daha uzun kılıç aldı, koydu cebine. G4 bakalım nasıl kullanacak bu avantajını. Koridorlara baskın yapmaya gidecek mi? Bir de tabii orta koridordaki oyuncunuz böyle öne geçince diğer bir yandan da ejderha üzerindeki etkinliğiniz de artıyor. Çünkü ejderhaya gittiğinizde abi orta koridordan bir gelecek şimdi adam, hepimizi orada darma duman edecek diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bu da başka bir sonucu. Bu arada Moss üzerine doğru gidiyor. Kazu'nun Lloyd'da geriye dönmekten vazgeçip şöyle biraz hasar verdi. Yalnız bakar mısın? Yani Yutapongo'nun üzerinde fazladan bir kazma var. Ve yine de Lloyd'da kafa kafaya gidemiyor. Yani Lloyd'un verdiği hasar bayağı yine başa baş gidiyor Yutapongo ile. Şimdi o da AMK kılıcıyla geri gelecek. Hatta daha geri gitmedi. Kule altında kalmayı tercih etti. Oradaki çok minyon dalgasını bırakmak istemiyor. Şu an geri döndüğünde bir AMK kılıcı garanti. Devamında hatta iki tane uzun kılıç gibi bir tercih ya da kazmaya para yeter mi bilmiyorum. Ne kadar parası var? Bir bakalım ben şu an. 900, diğer tarafta 1900. Evet. Yani 1500... AMK kılıcı artı bot belki tercih ediyor. Belki bot da olabilir dediğin gibi. Ben ama uzun kılıç diye tahmin ediyorum. Sonuçta çünkü o kılıçlar bir şeye döndüğü için uzun kılıç her zaman iyi yatırımdır. Ortadaki Zed mesela. Ölümüne uzun kılıç stoklayabilir. Kaç? 6-7 tane uzun kılıç alıp hepsini eşya çevirebiliyor çünkü. Bridgewater Palace'ında var. Mahvolmuş ben onun kılıcını çevirirken. Efendim Lord hala dönmedi yalnız. Hırpalı yandır. Bir şey diyeceğim. Detonation Focus Me'nin yalnız Sejuani ormancısı gerçekten şu ana kadar vasat bir oyun geçiriyor. Yani sürekli ormanda daha baskın yaptığını görmedik şu ana kadar. Sanki dün de bunu söyledik. Geçmiyor tamam. Bu adam niye gelmiyor diye koydular. Evet yani gelmiyor gerçekten. Bu arada ulti geldi. Kazu çok kötü pozisyonda. Bir de üzerine buz kütlesi geliyor. Oradan çıkış var. Bakıyorum Lloyd'u almaya çalışan arkadaşlar. Tutuşturu var Lloyd'un üzerinde ama ölmeyecek. 75 hayatta kalacak. Minyon bir de skor. Yani şimdi işte kazma artı AMK kılıç. Kürek değil. Kürek mi? Kazma kürek gelecek o koydular. Kazma artık. Yani büyük sıkıntı ya. Tabii. Yani şu an Detonation'ın yapmaması gereken iki şey vardı. Bir tanesi kendi en büyük güçlerine tehdit olabilecek rakip Zed'e skor vermemek. Zed'de skor var. Lucian yani oyunun başında skor aldığında çok güçlü. Oyun domine eden bir şampiyon, skoru var. Ya ama bir şey diyeceğim. Sejuan nereye kadar daha ormanda dolaşacak? Gerçekten yani hiçbir çünkü yani hadi alt tarafta bu kadar 3 kişi orada işte ejderhaya gidiyorlar falan, yukarıya baskın yap bari onu da yap. Erken açtı onu. Yutapongo bakalım kaçabilecek mi? Bitkineşti de var üzerinde, şimdi sıçramasını kullanıyor ama yine başarılı bir baskın. Ya aynen. Bak makine gibi çalışıyor 007X. Orta koridor, alt koridor ama buna cevap vermeniz lazım. Buna takımını cevap alır mıydın 007'ye? Vallahi düşünürdüm ya. Düşünürdüm yani. Şu ana kadar iyiymiş. Oo, bu şey arada Kazu destek kızmış, baskını. Kızmış orta koridora gelmiş. Bakalım G4'u orada alabilecekler. G4'dan ulti geldi. Hemen orada Seros sıçramak zorunda kaldı. Ve kaçabilecek mi? Evet, kulesinin altına kaçıyor. Shen ultiyi attı ama Hecarim onu hele bir dur. Nereye gidiyorsun dedi ve durdurdu. O yüzden de Shen gelemedi. Shen gelseydi bir şey olmayacaktı. Bence Shen oraya gitmediği için mutlu olmuştur. Yani sonuçta çünkü orada ekstradan bir skor baskısı. Belki sıçrayıp bir klasik ama mükemmel hareketi, o kışkırtma hareketini deneyebilirdi ama yani çok da bir şey çıkmayacaktı diye tahmin ediyorum. Bangkok Titans giderek maçın kontrolünü eline alıyor arkadaşlar. 10 dakikayı geride bıraktık. 2 skorları, 1 ejderhaları var. Altında da bir ayrı öldüler. Şimdi orada 007'yi yakaladı ama Sejuani'yi de takip etmiyor. Yukarıdan Shen'in döndüğünü görünce Kazu oradan çıkmaya çalışıyor. Moss oraya doğru yetişiyor. Bonzin de şimdi pozisyona katılmak istiyor. Bakalım şimdi üzerine doğru gidiyorlar Moss'un. Astro'yla yalnız fazla hasar aldı. Oradan çıkabilecek mi? İki tarafta bırakıp gidiyorlar. Orta koridor olmadığı için, geriye döndüğü için orada Shen'den agresif bir
sıçra ve kışkırt hareketi göremedik. Eğer Zed yakınlarda olsaydı muhtemelen bir de o kadar güzel dizilmişti ki Detonation ekibi. Böyle 3 kişi şiş kebap gibi orada çat diye 3'ünü birden kışkırtıp skor alabilirlerdi. Kripple ayağını Zed. Bu arada. Evet. Geldi koridora. Yani şu an Zed Ahri'ye karşı müthiş bir güç patlaması yaşıyor. Ahri'nin almış olduğu macerajın pozisyonunda evet o yükler biriktikçe Zed'e karşı iş yapacaktır ama yani bir tane skor aradaki minyon farkı her şey Zed'in istediği gibi gidiyor. Yani bu takım isterse Zed'i ayrı ittirmedi, isterse takımla beraber özellikle bu takımla beraber mevzusunu geçen sezon Blue çok fazla yapıyordu. Dade varken ekiplerinde Dade ne kadar öne geçse veya geriye düşse de her zaman takımla beraber oynuyordu. Hiçbir şekilde yani ayrı ittirmeye gitmiyordu. Belki bu şekilde de yapabilirim. Evet. Bonzin bu arada Warlock'un üzerine doğru gidiyor. Yukarı koridorda Detonation Focus Me'nin maçı kazanmak için birazcık daha oyuna ağırlığını koyması lazım. Şampiyonları ve mekanikleri daha iyi kullanması lazım. Bonzin şimdi alt koridor, orta koridora doğru geliyor ama vazgeçti. Neye bakıyorsun Cüneyt? Bunu yaptı. Abi bu ortadaki taşlar şeyde yeşil, çok yeşil. Gözükmüyor. Yeşil mi? Mavi evet. Diye. Yok hani, yok yeşil. Büyüsü bol mu acaba? Hani fantastik. Yok yok yeşil. Night Blue burada mısın diye soracaktım. Yeşil yapmış yine. Bakalım. Warlock şimdi yukarı koridorda. Bonzin'le karşı karşıya. Bir de Nunu oraya doğru yaklaşmaya çalışıyor. Bir üzerine doğru çekmeye çalıştı ama alt koridorda burada Lloyd'la Kanzu karşılaştı ama arka taraftan Moss geldiği için tabii Kanzu kulesi de yok arka tarafta. Dikkatli olması lazım. Geriye doğru çekiliyor. Moss şimdi yakalamış. Üzerine bir de infaz geldi. Sıçramayı kullanıyor ama yeterli olacak mı? Çok yüksek hasar üzerinde. Lloyd'u yavaşlatmayı başarıyor. Amansız takip, sıçrama ve ardından gelen skorla birlikte temiz ikinci skor. Skoru cebine koymuş oldu. Böylece Lloyd. Yani işler iyice şu an Detonation ekibi için zora girdi diyebiliriz. Yine oyunun başında yaptıkları basit hatalar. Bunlar tabii tecrübesizlikten, bu uluslararası sahnede çok fazla rol almadıklarından, çok fazla sahne almadıklarından kaynaklanıyor. Ve yine bir maçı erken dakikalarda. Dün Brezilya ekibine karşı, Ince'e karşı daha iyi performans göstermişler. İstirse, yani belli bir dakikaya kadar kafa kafaya mücadele edip hakikaten savaşlarda ölmüyorlardı çünkü çok tank bir takım kurmuşlardı ama bu sefer çok erken düştüler. Evet, orta koridorda Seros G4'a ittirme karşı koridoru tutmaya çalışıyor. Kanzu'yan sürekli dolaşıyor yani bir orta koridor, bir yukarı koridor. Neresi denk gelirse artık sürekli dolaşıyor, bir şeyler çıkarmaya çalışıyor ama yani pek de başarı olduğu da söylemez şu ana kadar. Hala da 5. seviyede kalmış durumda. 6 olmuş. Şimdi biraz önceki olmak her seferinde Hecarim'e karşı nasıl o kışkırtı kaçırıyor? Aklım hayalim var. Koca at ya. Hani karşısında Lulu olsa anlayacağım. Kenan olsa anlayacağım. At yani. Evet. O ama patikanın yarısını kaplıyor yaratık. Botlarından dolayı herhalde. O kaçmayı başardı yalnız. Kanzu da geliyor. Astar oraya da geliyor. Yukarı koridorda Warlock yapılıyorlar. Bakalım bu bastığını kaçabilecek mi? Yine kışkırtmasını kullandı o. Gölge ilerleyişini Warlock kaçabilecek mi? Hop onda ıskalıyor. Ulti'den de kaçmayı başardı ama üzerine tutuşturma her şey var. Warlock son anda düşüyor. Lloyd oraya doğru yetişmeye çalıştı ama yetişemiyor. Ama alt taraftan nehir üzerinden Zed ve Nunu oraya doğru ilerliyordu. Vazgeçtiler. Detonation Focus Me çabuk geri çekilince. Ama her şeylerini harcadılar ya almak için. En azından skor aldılar. Evet. Bu önemli bir şey. Her şeyi harcarsın. Belli durumlarda Shen'den skor bile alamayabilirsin. Bu arada Shen herhalde maçın başında tahmin ettiğim şekilde hareket ediyor. Birazcık hani ayrı ittirme potansiyelim olsun. Hecarim'e karşı. Evet. Bu arada diyerek Moss ve Lloyd'da yukarı koridora döndüler. Alt koridorda kuleyi alınca biraz da şuradaki kuleye gidelim dediler. Ooo çok güzel bir hareket geliyor. Üzerine ulti Yutapongo. Sıçıyorlar. Kaçabilecek mi bakalım? O pıt yetmeyecek tabii ki de. Ama G4 gölgesinin bekleme süresini tekrardan gelmesini var bekliyor. Yok, mahvolmuş yok. Ama diğer taraftan sıfır seviyede sıçrayıp buz kütlesini kullanıyor ama işte oradaki büyük halkanı Yutapongo'nun canını kurtarıyor bir kez daha. Şifayı da aldı. Işınlanma geliyor, at geliyor, dört nala. Lloyd yakalayabilecek mi? Yine yakalayamıyor. olmuyor. İşte bazen olmaz gerçekten de. Şimdi üç kişi önlerine katlar. Shen de ultisiyle geldi. Astarore düşüyor ilk olarak. Japon ekipten Lloyd, Warlock ve Moss. Gragas ultisiyle duvara resmen kafa attı. Orada hasar bile almış olabilir. Bilmiyorum yani o momentumla. Bir mekanik ortaya çıkmış olabilir. Evet ya çok acayipti. Ve orada skoru verdi yine. Üzerine bir de kule alıyor. Detonation Focus Me. Ultisi olmadığını biliyor. Seros ama yediği hasar birazcık gözünü korkuttu bence orada.
Tek bir şurikenden. Allah'tan işte Ali'nin böyle bir can yenileme, emme potansiyeli var diyelim. Felix bu arada tek başına ejderha alıyor. İkinci ejderhalar olacak bu takımının. Bangkok Titans şu ana kadar oldukça iyi bir iş çıkardığını söylemek lazım. Aradaki altın farkını da bir hayli açtılar. Kulelerle de birlikte biner altın civarında para var ceplerinde. Ahri'nin cebinde 1900 altın para birikmiş. Bakalım neye harcayacak döndüğünde. Zonya'sını mı bitirmek isteyecek acaba, yoksa farklı bir eşyaya mı gidecek? Göreceğiz. Yutapongo alt koridoru ittirmeye çalışıyor. Yutapongo'nun da bu arada tabii yani hiç ölmedi belki ama eşya düzeni şu anda çok kötü durumda. Yani evet. Kazmanın üzerine hırs kılıcı almış bir zaten Sivir. Yani haritada cirit atıyor şu an Titans ekibi. Sivir'in bu rotasyonlar kötü dönemde tabii ki. Takım savaşı yapamayacağını biliyor rakibin. O yüzden bol bol hani ne alabiliyorlarsa rakipten almaya çalışıyorlar. Kule olur, görev olur. Şu ana kadar herhangi bir şekilde karşılık veremedi Japon ekibi. Bu dakikaya kadar Sivir'in bu tabii söylediğin zayıf durumdan ötürü. Şimdi bir AMK kılıcı geldi. O hırs kılıcının ne getirdiği ekstra paralar ile almayı başardı. Yalnız yukarı koridorda Bonzi'nin eşya seçimleriyle ilgili ne düşünüyorsun Cun? Yani ilk önce Merk'ün adımlarıyla başladı. Sonra bir tane Yakut Kristal koydu cebine. Ardından pırıltıyı aldı. Şimdi uzun kılıç aldı. Hani üçlü kuvvete gidiyor ama yani belki üçlü kuvvetten önce karşı taraf bu kadar ilerlemişken hani buzul örtü gibi bir seçime gitmeyi seçebilir miydi sence? Ya da gardiyanları. Birazcık daha tank olur muydu diyorsun ama evet. Belki burada Lulu faktörüne güvenmeye çalışıyor. Hmm. Yani o ekstra can, kendisine vereceği ekstradan kalkan birazcık daha hayat tutar. Ama yani şu an amacı hani tank olacaksan birazcık daha takım savaşını düşünmen lazım. Çünkü karşındaki Shen öyle sana karşı skor potansiyeli olan bir şampiyon değil. Ayrı ittireceksen de tank kasmanın mantığı yok. Burada Shen'e karşı daha çok minyonlara karşı hareket etmen gerekiyor. O ulti geldi bu arada. Arkadan Astoria da geliyor. Diğer taraftan Kanzu yetişmeye çalışıyor pozisyona. Bonzi'nin üzerinde çok fazla hasar var. Astoria ultisini kullandı. Warlock kaçmaya çalışıyor. Yutapongo yetişti pozisyona. Güzel bir an buluyor burada. 0-7'nin canı az ama kendi ultisini kullanıyor. Bir de Shen oraya geliyor. Bakalım gelebilecek mi? Shen geldiği gibi kışkırtmasını kullanıyor. Her şey felakete dönüştü bir anda. Detonation Focus Me için Kazu oradan uzaklaşıyor. Ve 2'de 2 yapan yine Lilloyd oluyor. Orada skorları cebine koyan. Yani açıkçası bayağı kötüydü ya. Çok kötü oldu yani. Güzel başladı ama Bangkok Titans o kadar çabuk bir araya geldik, toplandı ki orada. Hiçbir şey yapamadı Detonation Focus Me karşısına. Bu arada işte bunu bekliyordu. Zonya'sını erken kullanmak zorunda kaldı Seros. G4 bakalım oradan kaçabilecek mi? Son bir vuruş var mı? Ooo güzel oyun. Seros'tan güzel oyun. Kendinden bir hayli ileride olan Zed'e karşı burada. Birebir de skor almayı başardı. Birebir de skor aldı evet. Yukarı koridordaki pozisyonu evet. Tekrar izliyoruz bu arada. Yani ulti ardından Yutapongo yetişiyor ultisini açmış bir şekilde. Ya burası bu öldüremediler ya. Bu ışıltılı ok birazcık kötü oldu. Öldüremediler resmen onu. Kazu ultiyi kendi üzerinde kullanmış. Yani bayağı bir alınacak ders var bu pozisyondan. Aynen. Japon ekip için. Hatalar oluyor tabii ki. Yapacak bir şey yok. Bir de oyunun başında verdikleri o bedavadan skorların da şu an konsantrasyonda oluşturduğu sıkıntılar, bir bozukluk durumu da söz konusu olabilir. Çünkü kolay çok değil. Bedava skor verdiler. Evet. Lloyd bu arada hayat dansçıyı da bitirmiş durumda şu an itibariyle. Yani Lucian oyunun 20. dakikasına doğru giderken iki tane önemli temel eşyasını bitirmiş durumda. Sivir, Dağ. O eşyalardan bir tanesi bile sahip değil. Tabii ki parçalarını almış durumda ama onu birleştirmedikten sonra çok fazla bir anlamı yok. Hı hı. Hani tamam işlevsel bir şampiyonsunuz ama takımınız sizden hasar da bekliyor bu noktada. Az önce gördük yani Shen artı Nunu çok uzun süre boyunca tanklamayı başardı. Evet orada belki Nunu'yu aldılar ama devamında çok fazla şey verdiler. 4 tane skor mu? Yok 3 tane skor. 3 tane skor. Evet 3 skor. Evet bakalım rövanşlı kim olacak burada? G4 akıllandı mı? G4 hala ittirmeye devam ediyor. Karşısında Seros varken Seros böyle Zonya'sını bitirmişti biraz önce. Üzerine bir de şeytani külliyat koymuş şimdi. Açıkçası burada yine bir oyun gelebilir. Bu sefer büyük ihtimalle hani o Zonya kullanılmadan önce biraz daha fazla canını azaltmaya çalışacaklar. Daha doğrusu G4 kendi ultisini koymadan önce daha fazla canını azaltması lazım. Moss bu arada şu an sinsi sinsi bekliyor kurtlarla birlikte. Buraya biri gelir mi?
diye ama kimse gelmeyince geri çekildi. Nunu geldi o kampları temizlemek için. Ne yapıyorsun burada dedi ve orada kampı temizlemeye başladı. Oğlum burada böyle bekleme. Tuzakçı. Git bir işe yara diye böyle. Tuzakçı koridora gönderdi. O arka taraftan 007'de kendini gösterdi yalnız. Bir anda kıstırabilirler kule altında. Yutapongo, Astrolore ve Kanzu'yu ama çok hızlı ittirince o koridoru. Bak 1-3-1 başladı şu an. Yani 1-3-1 evet. Bile değil. Hatta Nunu gelmeye tenezzül bile etmiyor şu an. Evet. O ormanda kalıyor. Yani hem Shen'i hem Zed'i durdurmak zor iş. Dakika itibariyle. Bakar mısın bir de yani Shen Bonzin'i o kadar çok zorluyor ki yukarı koridorda. Bonzin yapabilecek hiçbir şey yok. Bu arada alt koridorda yine savaş başlamış. Seros çok fazla hasar almıyor. Kule'den de ekstra bir tabii kalkan aldı orada. Hı hı. Canı kritik bölgeye indi ama düşmedi. Lloyd'u çağırdılar alt koridor sanki. Abi gel bir şuraya bak gözünü seveyim diye. Yok dönüyor. Pek orada değil o gitti. Kırmızıyı aldı. 4-0-2 oynuyor bu arada onu söylemek lazım. Yutopongo'nun üzerinde çok fazla hasar var burada. Lloyd geliyor. Nereden geldi sen Lloyd? Ama skor Moss'ta kaldı. Sıçrayıp geldi yalnız. Sıçrayıp geldi dediğin gibi. Zaten bak bir maçta nişancınız devamlı agresif sıçrama kullanıyorsa, rakibin ağzına doğru gitmeye çalışıyorsa o maçta bir hani üstünlüğünüz vardır. Burada bunu görüyoruz yani. İki pozisyonunu bir tanesinde Sivir'e karşı atmıştı. Burada yine Sivir'e karşı attı. İki pozisyonu evet. Sivir'e karşı direkt agresif neredeyse kule altına atılan bir sıçramaydı bu. Evet bu arada bu kulede düşecek gelen yeni minyonlarla birlikte. Ya bakar mısın şu anda hiçbir yerde kontrol bırakmadılar. Detonation Focus Me'ye. Bangkok Titans haritanın her noktasını domine eder bir konuma geldi. Açıkçası üzerine bir de 3. ejderhaya başladılar. Çok hızlı bu arada yani 22. dakikada 3. ejderha hızlıca çok alınıyor. Geriye düştü ya. Yani Focus Me ekibi şu an bu maça nasıl geri döner bilmiyorum ama çok sağlam aradan çıkarma oyunlarına ihtiyaçları var. Özellikle Ahri'den gelecek ayartan öpücükler ama şu an pozisyonları bayağı kötü gibi gözüküyor. Orada Ahri'nin izi önüne doğru gittiler gibi yaptılar. Sonra Lulu içeri girdi orada. Ultiler geliyor. Bonzin düşmek üzere. Orada Ahri'nin üzerine ulti geldi Zed'den. Çıkmaya çalışıyor. Yalnız 3 tane skoru aldı abi. Sivir düştü. Sejuan düştü. Hecarim düştü. Şimdi Ahri orada tek başına. O da düşüyor. 4 skor üzerine Baron'a gidecekler mi acaba? Yoksa Baron'a doğru gidiyorlar şu an. Evet. Çok rahat bir şekilde orada savaşı kazandılar. Pozisyon hatası yapan zaten geride olan takım. Burada Japon ekibi bir kez daha rakibine büyük bir avantaj veriyor. Verdi yetmiyormuş gibi de Baron'u kaybediyorlar şu an itibariyle. Lulu fantastik bir iş yapmaz. Hayır oradan apayrı yerlerde şu an. Belki bir görüş alırım diye geliyor. Oraya bir totem koyun. Defans totem. O da geri dönecek. 1000 can 800-600 ve Nunu. Orada tüketti Baron'u. Yok etti. Ve oyunun 24. dakikasında yaklaşık 12.000 civarında bir fark. Baron güçlendirmeli. 3 ejderhalı bir Detonation takımı, daha doğrusu Titans takımı Detonation'ın üzerine doğru gidecek şimdi. Hecarim de dünden beri ilk defa kaybetmenin üzüntüsünü yaşayacak gibi. Mutsuz bir at göreceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Baron'un bu takıma verdiği avantaj çok fazla. Hem ya bu kadar ayrı gittiren bir takıma aynen. Zaten herhalde daha Shen, iyi bir şey olamaz yani. Hem Zed ikisi birden o minyon dalgalarını 3 koridordan birden rakibin üzerine gitmesini sağlayacak. Evet. G4 alt koridoru itiyor yine. Warlock orta koridorda. Şimdi Lloyd da katıldı ona doğru. Lloyd ne yaptı acaba üzerine? Bir AMK kılıcı daha. Oo Lloyd'un eşyasına bak. Bak ben ismini bir de şu anda unuttum. No, aa neydi ya? Uzun süreden beri dur bakayım. Yapılmamıştı. Ben de görmedim bayağıdır da şuradan hemen bakacağım. Mejai'nin nişancı versiyonu öyle diyeyim ben sana. Pratik bir şekilde derken orada ışınlanma geliyor. G4'un üzerine gidiyor. Yalnız arkadan Shen geliyor. Shen geliyor ama orada Zed'in ultisi Ahri'ye gitti. Ahri yine orada. Açmayı başardı. Yalnız devamında çıkmayı başaracak mı Zed? En arkaya kadar gitti. At yalnız düştü. Shen Zed hala, çıktı. Shen hala hayatta. Şimdi Moss yetişti oraya doğru. 007'de geldi. Seros'u aradan çıkarmaya çalışıyorlar. Kulenin altına kadar gittiler. 007'nin ultisi birazcık boşa gitti ama o Moss'ta kalıyor skor. Hatta 2'de 2 yapan bir Shen var. Üzerine bir de bir skor daha geldi. Şimdi bakalım Yutapongo'yu alabilecekler mi? Yutapongo'da çok fazla hasar var. Warlock üzerine doğru gitmeye devam ediyor. Zed geldi katliam. Tekrar. Nereden geldin sen ve katliam geliyor. Böylece üzerine bir de ölmedi. Kule. Baya baya atak. Gizem kılıcı bu arada ben söyleyeyim. Gizem kılıcı. Ne yaptın? Chatten bak. Tabii ya bizim arkadaşlar var. Hemen söyleyeyim de. Kim o? Ben buradan bakana kadar bak, maçı anlattın mı? Kim kanka ismini de söyleyeyim de bak. İlk gördüğüm. Heh, sen onu şimdi aradın. OP adam 1453. Orada tekrarını izliyoruz. Bir yandan da imitörün
düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Alt tarafta Seros. Görüyorsunuz burada Zhonya ile güzel bir kurtardı esas kendini ama G4'u bir türlü öldüremediler. G4 burada ilk noktaya kaçıyor ve hayatta kalıyor. İlk orada ultisini kullandığı noktaya gitti. Gölgeye. Ardından da bu şekilde orada ulti başlattığı gibi bitirmiş. Daha doğrusu bitirmek zorunda kalmış bunu ama rakiplerini tabii orada yavaşlatma etkisini verdikten sonra görevini yapmış oldu. Yani Yutapongo'nun burada ne kadar geride olduğunu görüyoruz. Canları yani gıdım kadar kalmış şampiyonları eritmeyi başaramadı. Ve katliam geldi. İnhibitor geldi. İki tane inhibitor açıldı. Bakalım şimdi yani daha nasıl savunma çaldı yapmayı mı? Başaracak. Yok. O bu arada Seros'u kötü pozisyonda buldu. 0-0-7'de üzerine doğru gidiyor şimdi. Ultisini kullanmak zorunda kalıyor Seros. Bitkinleşme geldi çünkü diğer taraftan Lloyd'u yetiştirmeye çalışıyorlar. Pozisyona yeterli hasar verilmesi için son anda infazı. İnfaz. Son pıtı geliyor. Son kurşun geliyor ve skoru alıyorlar. G4 şimdi bakalım Yutapongo'yu yakalayabilecek mi? Üzerine doğru gidiyor. Yutapongo hala orada bekliyor. Yutapongo'dan oyun denemeleri. Çok güzel bu arada. Sihir kalkanını da kullandı. Belki öldüremeyecek, belki kaçamayacak ama elinden geldiğince oyalamayı başarıyor. Japon ekip için herhalde maçın sonu da böylece yaklaşmış oluyor. 3-3 yapan Lloyd da orta koridorda oluyor. Daha doğrusu Nexus'un etrafında oluyor. Ve son editör düşecek katliamdan sonra. Yani Japon ekibi için çok iyi bir turnuva geçtiğini söyleyemeyeceğiz. Bu maçtan sonra özellikle 22-3, 0 kule. Bu çok önemli. 0 görev. Baron veya Ejderha almayı başaramadılar. 3 tane skor, teselli armağanı bu noktada. Eğer o da olmasaydı zaten hani o en başta konuştuğumuz mükemmel, perfect dediğimiz oyun olacaktı. Yine de yani kazandıkları tecrübe bence kendi bölgelerine götürecekleri bir armağandır. Orada belki bu oyuncular aynı takımda kalır, belki başka takımlara dağılırlar ama buradan öğrendikleri şeyde